Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bugün sabah kahvaltısı hazırlayacağım. Kalktım ocağa, çayımı koydum arkadaşlar. En ilkin şimdi çayımı içine attım, ıslattım. Şimdi bir ilkin şöyle çayım arkadaşlar. Hemen şöyle şu şekil. Dur bak cana. Çayımı çekiyorum kızım. Heh, ay. Ezdik üstüne bir su koyacağım da. Dur. Altına mı üstüne mi? Altına. Hemen. Diyorum üstü ne alaka? He? Üstü diyorum ne alaka? Ne bileyim bazen karıştırayım. Tamam. Hemen. Bugün ne yapıyoruz anneciğim? Kabak kavuracağım. Kabak. Aha. Ama kabak salça da gördüm. Diye. Kıyma da var. Kabak. Yedi tadına bak der. Arkadaşlar burada koymuş olduğumuz malzemelerimi canım gösterdi. En güzel şöyle şuradan anam şöyle bir kafa soğandan başlayak. Karban ne yer kızım sabah? Ya patates yer, ya kabak yer, ya soğan yer. Değil mi kızım? Şimdi soğanımı şöyle kocaman arkadaşlar. Soğan olmasa olmaz. Antibiyotik yerine geçiyor arkadaşlar. Sağlıklı. Bunu sarımsak, soğan yerseniz. O yüzden her yemeğin içine koyuyoruz. Her yemeğe koyuyoruz. Hasta ben de soğansız da yemeğin tadı olmuyor değil mi? Aynen. Biz alışmışız arkadaşlar. Diyeceğiniz kabakta soğan ne? Gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Şey anneciğim sen diyorlar ya pirinç pilavında şey soğanla alakalı kim bilir. Onu bayağı o kadar güzel yakışıyor ki. Yapıp bir denesele bir alışsana. Herkese anlatıyorum bak. Arkadaşlarıma falan bazen anlatıyorum. Bilmiyorlar. Çoğunluğu bilmiyor. Bilmez. Çünkü biz arkadaşlar Çorumlu dediğin gibi dolma gibi pirinç yapar. Biz Çorumlu olduğumuzda İskilip Çorum bizim yani mevcudur bizim dolmalarımız. Aynen öyle. Arkadaşlar annem onu öyle öğrenirken tekrardan malzemeleri belki okumaya üşermişsinizdir. Ben tekrardan sayayım. Arkadaşlar 4 adet küçük küçük kabaklarımız var. Kabak. Aynen. Ondan sonra biberimiz. Görmüş ya, olduğunuz gibi kıymamız, mı? Yumurtamız, karabiberimiz, toz biberimiz, pul biberimiz. Sonra tuzumuz. Ardından salçamız ve sıvı yağımız var arkadaşlar. Bir adet de soğanımız vardı. Kocaman bu kafada tombul gibi benim kadar var da. Yani de bakalım. Evet bu arada anneciğim istersen ocağın altını aç yavaştan kavrulsun. Doğru tavanın şeyi tabanı kalın. Aynen öyle. Arkadaşlar biz annemle bir sabah kavga ediyorsak bir sabah mutluyuz. Neden? Annem sabah kalkar sinirlenir. Ne için sinirlenir? Gülcan şuradan topla saçlarım burayı. Saçlar gerçekten arkadaşlar. Dökülüyor. Ne yapabiliriz? Dökülüyor bu canım. Nedense ona bir akıl bak, sen neredesin? Sen nerede kaldın? Buradayım burada. Geç oldum. Tıraş oldum. Evet. Ne yapıyorsunuz hanımefendiler? Kahvaltı. Babamın da bir huyu vardır arkadaşlar. Hı. Allah'ın her günü tıraş olur. Aynen. Bu sefer boynunu... Ha. Her gün tıraş olmuş. Her gün. Her gün. Ben daha ne istiyorsun? Almasa da niye almıyorsun? Ne canım var yine? Bu kadar kabağı kim yiyecek? Biz. Babam. Dünya soğan. Adam başına birer düşmüyor bile. Ne olmuş? Bence kabağın birini kaldır. Yok ya. Neyse, diyorsun bizden çok yiyorsun. Hem öyle diyor. Size az yiyor. Hem öyle diyor hem de yiyor ya kızım. Evet. Şimdi yağı koyduk mu kızım. Ellerimi ben tuttum ama süreceğim ben elimi. Tamam istiyorsun. Hadi hadi uyuşuk uyuşuk yapma biraz hızlı hızlı dışarı mı söyle hemen sen hemen. Sen de karıştırıyor o zaman. Ne ne karıştırayım. Yardım et. Tut tavayı. Öyle mi? Tava sallanı yiyin sallanı yiyin. Kutundan tut. Eril, tavanın tamam, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ya şu kırmızı biberi de hep doğramak. Zorunda mısın? Evet. Kırmızı biber, biber oldu Ali. Kırmızı biber olmaz olmaz. Ya kırmızı biber olmaz olmaz diyor da. He. Ne bileyim ya. Ne oldu sana? Arkadaşlar, kıyma kavurduğu için şimdi bu kavurduğunu da koyacağım. Hadi hadi, elin iş yapsın elin. Tamam, karıştırdım. Hadi kolay gelsin. Senin bugün çok işin var, bilgin olsun. Ya bugün ne işin var? Ne işin var dedin? Arkadaşlar kıyma diyeceğiniz elinizin kıymayı neden koymadınız? Arkadaşlar kıyma. Hani bizimki kavrulmuş kıyma, evet. Pişmiş. Doğru bu şekilde aynen koyuyoruz, çıkartıyoruz. Hemen hazır oluyor, buzlu oluyor. Unutuyor, unutuyor.
Ondan sonra yemeğin başına geçecek zamanı aklıma alıyor. Şu elime de bir su tutayım da gelin. Arkadaşlar isterseniz annem bir güzelce karıştırsın. Şöyle ben karıştırayım hatta anneme bırakmayayım. Annem elimi görüyor. Ha şimdi kızım. Kabaklarım şöyle şu tepesini alacağım kızım. Şu anında ya. Şu an şu arka taraflarında alayım şöyle. Etinden budundan alma. Yok şeyini almayacağım zaten. Kabuğunu almayacağım dışını. Evet. Şimdi şöyle karıştırdım ya. Hı hı. Arkadaşlar benim şimdi bakın ne yapacağım. Hem burayla ilgileniyorum. Ben de şunları şöyle yapayım. Hem de annem bakın nasıl oluyor? İnce ince. Aa, çırparak. Aa. Böyle çırparak da olacak. Aa, içine var ya. İki dal da inecek zamanı maydanoz koyun. Dur. Unuttum. Bir de iki dal da çekip olmuyor. Tetikte güzel olur da kucağımla beni doğuştur ben de. İçin doğuna ben içine koy olur mu? Tamam. Koyun da güzel olur. Kucağımla. Kabaklarım arkadaşlar şu şekil. İnce ince kızım. Oh mis gibi vallahi var ya kızım. Kabaklar arkadaşlar. Oh bence koru şekil kızım. Bence de. Ben de güneş ondan vuruyor. Sen sene bugün erkenciyiz herhalde. Evet bugün erken ondan kalktık. Erkenci, bugün geçin. Erken yattık. Bugün erken kalktık. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok güzel gözüküyor. Annem şimdi salatasını koysun. Oh. Asla bana böyle versen yerim. Bak sen yersin. Seviyorum öyle de. Şimdi. Arkadaşlar soğanlarımız kavruldu bu arada. Kıymamızı koyduk, kavrulmuş kıymamızı. Kayma. Biraz da kayma demişim, kıyma. El yapımı. Hı? Domates salçası mı, biber salçası mı? Karışık, karışık. Karışık. Arkadaşlar annemin bu yıl yaptığı bakın. Bunun rengini size şurada göstereceğim. Yani önüne sen yapacağım. Bir dakika ya, niye göstereyim? Bakın arkadaşlar. Mis gibi. Bu yıl yaptığı şeyler kıpkırmızı çıktı. İşine gelirse güzel yap ya ya. İşine gelirse doğru söylüyorum. Oo. Bakın arkadaşlar mis gibi oldu. Ocağımı aldım şimdi azıcık ısınırım. Yavaş yavaş pişsin, aynen. Acelemiz yok. Aynen ağzına. Arkadaşlar bu şekilde hem kabak çok fazla yağ çekmiyor. Değil mi anneciğim? He aynen. Hem de daha lezzetli oluyor. Şimdi şöyle de şunu karıştırayım. Öldü mü bir şey kalmazdı. Şu bir dakika kabağı da doğrayacağım. Aynen öyle. Dur olsun. Ama benim gözüm başka bir şeyler söyleyeyim. Neydi yavrum? Sen de bugün seni yiyeceğim. Benim en niye ben yiyeceğim? Bilmiyorum canım isterdi. Yok kızım. Anneciğim hadi şuna doğru karıştırdıysan. O dursun onu bu yapmayacağım. Ona bir fikrim var. İyi tamam. Söylemeyin. O kabağı hadi bir de bak. Annem her şeyi değerlendir. Cacık yapacağım bunu da. Cacık cacık. Arkadaşlar çiğ çiğ yediriyor. Cacık güzel olur. Evet, şakasına makasına mı? Çacık arkadaşlar edeyim. Bakın. O bir tane kabağı mı? Enfes oldu, enfes. Anneciğim, dilersen bu pistin soframızla görüşelim bugün de. Uzun zamandır sabah kahvaltılarımızda soframızda görüşürüz. Ben de şu ortalığı toplayayım. Evet. Aa, karabiberin şeyin tuzunu muzunu koymadın değil mi? Ne yaptın sen bu? Aman. Ya. Ben söylemesem hiç aklına gelmiyor. Karabiberi, pul biberini, toz biberini diyorum. Bugün annem... Karabiberi. Sen demedin ben de unuttum kız. Aha ne? Söyledim bak hatırlattım. Ya tavrım ben buraya verseniz ya atıyorsunuz o koşuya. Bir de baba ayağını. Bunda ne işi var ya iş gördüm ancak konuşuyor demiyor. Benim yerim şurası. Karabiberin neyin etkilecek demiyor. Ancak bir katıcı orada ne işi var onun benim. Doğru ne işi var orada? Ama elimi silemiyorum. Şimdi. Karabiberinden başlayalım. Elini ya. Yıkamadın önce. Oradan peçeteyi tek kopartıp köşeye koyacaksın ki burada döküntü olmasın ya. Ha. Neyse. Karabiberini susun bir hafta. Susun bir. Doğru söylüyor. Niye kadına kızıyorsun? Karabiberini koyuverdim. Ondan sonra pul biberini ekeliyorum kızım. Ama toz biberi. Eğer pul biber diyorum. Kafam karıştı. Arkadaşlar ha. Güneş vurunca ışığı kapatmıştım. Işığı güneşle geri gitti. Sahtekarlık yaptı. Ne oldu yine herif?
Niye öyle bakıyorsun? Çok acı koyuyor da onun için. Yok. Güzel oluyor, lezzetli oluyor, lezzetli. Baba, bizim başkaları yemeklerimizi yese evet onlar için acı ama bizim için normal artık. Alıştırdı çünkü bizi. Benim telefonum dışarıda. Kıyma da tuz oldu. Ben ona taktım. Hocam, kötü mü yaptım? Kıyma da tuz oldu ona şöyle arkadaşlar. Benim yemek ölçümüm tuzu ha şu kaşık bak. Bir cimcik. Gördünüz mü? Anne az daha koyar mısın? Tuzsuz olacak. Kızım tuzsuz soframızda yiyelim. Arkadaşlar dilerseniz bugünlük soframızda görüşelim. Pişsin güzelce şöyle bir kavruplansın. Soframızda da neler var sonra göstereyim ben sizlere. Sonra da bir şey yok. Arkadaşlar yumurtaları kırıyoruz güzelce. Size şöyle yakından göstereyim. Mis gibi. Çok güzel gözüküyor. Şimdi yumurtalar da üzerine piştikten sonra hemen soframıza geçeceğiz. Soframıza sizlerle birlikte görüşelim. Bal gibi mi kokuyor? Yeah. Bal gibi kokmuyor, çiçek gibi kokuyor. Arkadaşlar babam bu balı alın götürüyor. Bal testi yapıyoruz da. Hakiki mi değil mi? Değil. Hakiki bal diye bizi kandırdılar. Bazen oluyor böyle arkadaşlar. Arkadaşlar tereyağı, zeytin. Bu neydi? Annemin ezmesi. Ezmeymiş. Bu da kızılcık reçeli. Kızılcık reçeli. Bu kayısı reçeli. Aynı zamanda kayısı çiğitleri de var arkadaşlar. Şöyle. Yiyeceğim onu. Evet. Patates salatamız var. Babam burnuna iri giri kokutursun şimdi. Bu bozulmuş duruyor. Akşamdan değil mi? Ne akşamdan? Ben seviyorum. Arkadaşlar babam da sağ olsun her sabah gibi güzel güzel. Ben şöyle bir tadayım mı? Ekmeklerimizi. Birazcık beklemeni istiyorum bugün. Tamam bekliyoruz. Yemiyorum bugün. Bekle. Acından azıcık şöyle tereyağı alsam. Bakayım ben annemin başına gideyim hadi. Arkadaşlar bir yandan da haberi diyorum. Haberin de sesini de kısıtlıyorum. Oo. Dereotu yemiyoruz. Dereotu da kosam ne güzel olur buna. Olmaz. Dereotu güzel güzel değil. Arkadaşlar pişsin tabaklarımız oldu. Bir şey tabakları kalmadı. Bir iki dakika sonra kapatacağız. Aynen. Kendi göz kararınızla isterseniz çok pişirin. İsterseniz bizim gibi orta derece pişirin. İsterseniz de arkadaşlar üzerine maydanoz eklemeyebilirsiniz. Güzel güzel servis edersiniz. Arkadaşlar babamla uğraşmadan vakit geçmiyor. Mis mis. Tabak kavurmamız arkadaşlar. Mis gibi doldu. Arada keşke böyle, ben arada böyle değişiklik iyi oluyor ha kızım. Aynen öyle. Arkadaşlar doymayan olursa şunu da bir yiyen bulursun. Koy. Yeter kızım. Koy. Kaşıklayacağım. Kıyma bayağı yersin böyle ha içinde. Onu tavanın dibini ben istiyorum hatta. Arkadaşlar. Yemedim. Oo. Yemekte dediğimi anladın mı şimdi? Bilmiş. Karnın öncesine doyuruyorsun. Arkadaşlar ben bir ders yapmam lazım. Dilini yakarsın dikkat et. Tuz az. Yok çok güzel olmuş. Tamam. Yiyebilir miyim? Yiyebilirsin. Bir şey olsun. O da aynı, o da aynı da. Ben şu tavanın dibini şu alayım. Şu babana vereydik ya. Hadi bana ver. Bu tavanın dibi. Hadi senin olsun. Tavanın dibini istedim. Bu mu tavanın dibi? Aha. Bir şey düştü. Arkadaşlar annem. Yerden kumanda yaktım artık. Tabii nedendir. Arkadaşlar. Sen gelmeden Müslüman. Yolarımızı da atmadın. Dur. Ya daha değil mi? İki bardağı da atma. Doğru söylüyordun. Çayımızı dağıttık arkadaşlar. Soframızda yerini buldu görmüş olduğunuz gibi. Enfes gözüküyor. Arkadaşlar güzel bir kahvaltı. İçine ne koydu? Kabak, kıyma, soğan, biber, yumurta. Bu kadar. Kırmızı biber. Evet. Daha ne olacak? Yeter. Bir de salça. Bu da onlara da versin arkadaşlar. Arkadaşlar bizleri izlediğiniz için Hatice Hanım'a bilhassa teşekkür ederiz. Kanallarına abone olursanız Hatice Hanım daha mutlu olacaktır. Hoşçakalın. Beraber yiyek demiyorum hiç millete. Ya beraber yiyek diyeceğiz de nereden gelecekler? Nasıl bulacaklar? Hemen getirelim.